Geçtiğimiz salı gecesi sel felaketi yaşayan Bodrum'da özellikle Bodrum Merkez, Konacık ve Bitez felaketten en çok nasibini alan yerler oldu. Büyük ölçüde hasarın meydana geldiği Konacık Mahallesi'nde yaralar sarılmaya çalışılsa da altyapıdaki acil çözüm bekleyen sorunlar hala çözülebilmiş değil. Konacık Mahallesi'nin atık sularını arıtma tesisine bağlayan kanalizasyon sisteminde sel sularının neden olduğu hasar sonucu, atık suların arıtma tesisine ulaşmadan Limonlu Cadde üzerinden akması çevrede kötü kokuların yayılmasına neden oluyor. Cadde boyunca akan lağım suları kötü kokunun yanında salgın hastalık riski de taşıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlarsa çarşamba gününden beri devam eden bu sorunla ilgili muhatap bulamamaktan şikayetçi. Limonlu Cadde üzerinde ikamet eden Nil Sandıraç, bölge halkının 3 gündür bu kötü kokuyu çektiğini ifade ederek şöyle konuştu. Bu dere suyu devamlı akıyor. Bu öyle pis kokan bir şey, bu yağmur sel felaketinden sonra başladı. 3 kere aradım. 3'ünde de bir danjör gelecek, çalışacak. İşte bugün işi çıkmış, yarın işi çıkmış. 3 gündür bu şekilde biz bu kokunun içinde yaşıyoruz. Bu suyu evlerimize taşıyoruz. Yani arabamızla bahçenin içine giriyoruz. Bahçenin içinden evlerimize gidiyor. Burada bir salgın hastalık çıkabilir yani. O kadar geceleri evin içine bu koku geliyor. Korkunç bir şekilde. Bilmiyorum yani, çok son derece mağdur edici bir durum ve bence burada bir salgın hastalık başlayabilir yani. Salgın hastalık riski var diyorsunuz. Var kesinlikle. Bölgede faaliyet gösteren Muski arıtma tesisi ile ilgili yaşadıkları sorundan da bahseden Sandıraç, Muğla büyükşehir olmadan önce arıtmadan çıkan posalar düzenli olarak Konacık Belediyesi tarafından toplanırdı. Böylelikle kötü kokuya maruz kalmazdık, fakat Muğla büyükşehir olduktan sonra bu posaların Bodrum Belediyesi tarafından toplanması gerekiyormuş. Onlar da düzenli olarak toplamadığı için özellikle yaz aylarında bütün mahalle kötü kokuya maruz kalıyor şeklinde konuştu. Başka bir mahalle sakini ise duruma tepkisini şu şekilde dile getirdi. Yapsınlar bunu, böyle şey olur mu? Biz pislik etmemiş gibi. Hiç. Şey, bu derenin şeyini temizlesinler. Zaten bizim her yer dere oldu. Her yer suyun içindeyiz. Biz bittik. Bir de bu kanalizasyonu saldı. Belediye buna bir şey yapmıyor. Öyle bir şey olur mu? Hayır yani, tifo olacağız biz ya. Burada dezenfekte hiçbir şey yok. Koruma yok. Hepimiz biz kaşınmaya başladık. Öyle şey olur mu ya? Öte yandan bölgede evlerine yaya giden vatandaşların lağım suyuna basmamak için cadde kenarındaki duvar üzerinden yürüdükleri ifade edildi. Öte yandan dere ıslahları ve kanalizasyon konusunda geçtiğimiz yıllarda ciddi altyapı çalışmasının yapıldığı mahallelerden biri olan Konacık'ta son yağıştan sonra oluşan hasarların hala ortadan kaldırılmamış olduğu dikkat çekiyor. Yollardaki moloz yığınlarının ve ağaç parçalarıyla dolan dere yataklarının afet gününden beri aynı durumda olduğu Konacık Mahallesi Horasan Sokak'ta oturan mahalle sakinlerinden Ali Altay, o gece bir felaketi yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi. O gecesi zaten bir felaketti. Affedersiniz, buradan sular birleşti. Şu karşıda gelen su, buradan gelen su birleşince burada arabalar düştü, kanallar kanalın ağzını kapatınca vurdu, burayı patlattı. Buradan bizim arabaları aldı, hepsini götürdü. Sizin zararınız var mı? Araçlarımız gitti bizim, 2 tane aracımız gitti. Evet. Ondan sonra bir şey kalmadı burada yani. Burayı hep böyle aldı götürdü. Buradaki bütün arabaları götürdü. Komşumun arabasını götürdü. Kanalın ağzında zaten hurda şeklinde hepsi bulduk. Evet. Öyle yani, şimdi yani öyle felakete bakıyoruz. Hiç kimseden yardım görmedik. Kimse yardım gelmedi. O gün bizim bütün çevremiz suyla kaplıydı. Evlerimiz yıkılacak diye korktuk ama hiç yardıma kimse gelmedi. Bir tek telefonumuzu jandarma açtı. Başka kimse açmadı. Evet, şu anda gelen var mı ya? Hasar tespiti yapmaya gelen var mı? Yok, hiç kimse yok. Daha şimdiye kadar kimseyi görmedik. Gelmedi. Hiç kimse gelmedi. Altay ayrıca gece yaşanan sel felaketini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Öte yandan yukarı Konacık Mahallesi'nde de sel suları nedeniyle yollarda irili ufaklı çökmeler meydana geldiği gözlendi. Belediye ekiplerinin Konacık Mahallesi'nin bazı bölümlerinde dozer ve iş makineleriyle çalışma yaptıkları kaydedildi.